Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık en geleneksel etkinliklerinden ve en büyük ticari etkinliklerinden bir tanesi haline gelmiş olan fuarımızda 114'ü yerli, 30'da Türkiye'den olmak üzere toplam 114 firmamızın ürünlerini ve hizmetlerini bugün bu açılışla ve bu fuarla birlikte sizlerin görüş ve beğenilerine sunmuş olacağız. Fuarımız 3000 metrekare kapalı, 7000 metrekare de açık alan olmak üzere 11 metrekarelik bir alan üzerinde yer almaktadır. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denince ve konu ekonomimiz olduğu zaman kalplerden, akıllardan geçen ambargolar ve izolasyonlar gibi en öncelikli konulardır. Ancak her ne kadar bu ekonomik ve siyasi izolasyonlar gibi dış nedenler ile iç yapısal sorunlar halen ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, ekonomimizi ve uzun yıllardır mevcut potansiyelimizin önünde ciddi bir engel olarak duruyor olmasına rağmen bunlar bizlerin çalışmamız, üretmemiz ve ilerlememiz için asla engel olamazlar ve olmamalıdırlar. Bu durum vardır diye yerimizde oturup beklemeyi değil, vizyoner hareket etmeyi, üretmeyi, kalkınmayı ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi hedef olarak kendimize seçmek durumundayız. Dünya ile entegre olmanın odağında küresel anlayışı içselleştirmeyi koyabilmeli ve bu bağlamda da gereğini yapabilmeliyiz. Biz hükümet olarak gerek Ulusal Birlik Partisi iktidarında gerekse koalisyon hükümetlerimizde bu anlayışla hareket ettik. Bu anlayışla icraatlar ve politikalar ürettik. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde olmak, birlikte yatırım projeleri uygulayabilme, tecrübelerinden faydalanabilme fırsatını etkin bir şekilde değerlendirmemiz son derece önemlidir diye düşünüyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve sözlerimin başında fuarın 40.sı düzenlenen Kıbrıs Uluslararası Fuarı'nın hayırlı olmasını, bizdeki tabiriyle 40 sayısı olduğu zaman 41 kere maşallah derler. İnşallah seneye geliriz 41 kere maşallah diyerek de seneyi de kutlamış oluruz. Ben özellikle hasreten yolda gelirken İstanbul'da Sayın Başbakanımızın da aradığında Sayın Başbakanımızla beraberdik. Özellikle üzerimize görev verdi, dedi ki Kıbrıslı kardeşlerimize selam ve sevgilerimi mutlaka iletmeyi unutma dedi. Sayın Başbakanımızın hasreten selam ve sevgilerini iletiyorum. Tabii Kıbrıs ile Türkiye ilişkisini anlatmak, bir anne ile çocuğu arasındaki ilişkiyi anlatmak ne kadar zorsa veyahut da bir babayla çocuğu arasındaki ilişkiyi anlatmak ne kadar zorsa Kıbrıs'la Türkiye arasındaki ilişkiyi anlatmak o kadar zordur. Kıbrıs bizim için dosttur, bizim için komşudur diyecek kadar o iki cümleye sığdırılamaz. Kıbrıs candır. Kıbrıs Türkiye'nin bir parçasıdır. Kıbrıs bizim için Anadolu'nun Trakya'sı neyse, Marmara'sı neyse, Ege'si neyse, Akdeniz'i neyse Kıbrıs'ta aynı anlamı ifade eder. Türkiye için vazgeçilmezdi, vazgeçilmez bir parçasıdır. Kıbrıs tabii ki bizim için bu özellikleriyle bırakın namerde, merde bile muhtaç olmayacak noktaya getirilmesi de Türkiye'nin boynunun borcudur. Destekleriyle Türkiye'yi, Kıbrıs'ı bir yere getirmek, Kıbrıs'ı, Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimizi desteklerle bir yere doğru götürmek belki mümkün olabilir. Ama olması gereken, yani insan onuruna veya insanın o varoluşuna uygun olanı üreterek, ürettiğini artırarak, daha çok yatırımla, daha çok istihdamla, daha çok büyümeyle kendi ayakları üzerinde duran
balık vermek yerine balık tutmanın öğretildiği bir Kıbrıs'ta istediğimiz sonucu alabiliriz diye düşünüyorum. Bugüne kadar fırsatımız olmadı. Bundan önceki yaklaşık 2 yıllık yani 23 aylık bakanlığım döneminden sonra vermiş olduğumuz 6 aylık aradan sonra değerli bakanıma, ekonomi bakanımıza söz vermiştim. Demiştim ki ilk ziyaretim Kıbrıs olacak. Çünkü Türkiye'de bir gelenektir. Başbakanımız ilk ziyaretini Kıbrıs'a yapar. Cumhurbaşkanımız ilk ziyaretini Kıbrıs'a, meclis başkanımız da sanırım ilk ziyaretini Kıbrıs'a yapar. Biz de ekonomi bakanı olarak söz vermiştik. O sözümüzü tuttuk. Cumhurbaşkanımızla beraber Afrika'ya zorunlu olarak, görevli olarak gittik diye sayıyoruz onu. Onun için Kıbrıs'a ilk ziyaretimizi böylelikle yapmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli eşleri, Sayın Meclis Başkanım, çok değerli bakanlar, medya mensupları, kıymetli konuklar, 40. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Fuarının açılışına katılmanızdan dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yoğun işleri ve programlar halinde aramızda bulunan Anavatan Türkiye Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi'ye de katılımına ve aramızda bulunuşundan dolayı ayrı bir heyecan ve anlam yüklediğini açılışımıza belirtmek istiyorum. Tabii ki uluslararası fuarımızın 40 yıllık katılım istatistiklerine dayalı bir gelişim süreci var. Bu ülkede insanımızın daha büyük hayaller kurma hakkı olduğunu göstermektedir bu 40 yıllık süreç. Bu vesileyle başta üreticilerimiz olmak üzere tüm katılımcılara, fuarın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklar, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz fuarımız ülkemizde üretilen ürünlerin yanı sıra yabancı ülke ürünlerinin de aynı ortamda ve tek çatı altında buluşma imkanı yakalaması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti firmalarının ticari ilişkilerinin gelişmesi açısından fevkalade önemlidir. Bildiğiniz gibi fuarlar üreticilerin ya da ithalatçıların en son yenilikleri de ortaya koyarak ürünlerini tüketicilere sundukları, ülkede arz ve talebin buluştuğu, çeşitli sektör temsilcilerini ve ziyaretçiler için de yeni açılımların sergilendiği platformlardır, değerli fırsatlardır. Günümüz dünyasında üretilen mal ve hizmetler hayatımızın her alanında bizimle beraberdir. Uluslararası ticari ilişkilerimizi geliştirdiğimiz oranda daha gelişmiş ve daha kaliteli tüketimle yaşama kalitemiz de artmış olacaktır. İthalatın yanı sıra üreten ve başta Güney Kıbrıs Rum yönetimi olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin Kıbrıslı Türkler aleyhine yürüttükleri ticari ambargolar olmak üzere tüm olumsuzluklara rağmen ürettiğini ihraç eden çok sayıda firmamızın olduğu ve sayılarının da artmakta olduğunu hep beraber ve memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Bu firmalarımız devlet imkanlarını zorlayarak desteklenmesi bizim hükümetlerimizin işte bu noktada başlıca görevidir. Devlet olarak biz yurt dışı fuar ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, tabii ki hükümet olarak da aynı zamanda ve gelişen teknolojileri yakalayabilmeleri için kredi olanaklarının artırılması ve ekonomimiz için bunların daha da güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, Türkiye'den gelen Sayın Bakan ve heyeti sizlerle birlikte uluslararası fuarımızın 40.sını açmaktan mutluluğumu ifade etmek isterim. 40 yıl önemlidir. 40 daha önce de ifade edildiği gibi bizim kültürümüzde önemli bir sayıdır. Ve devletimizi düşündüğümüzde neredeyse yaşıt bir fuar. O yüzden ayrıca bizim için bir gurur kaynağıdır. Daha da gelişerek büyüyeceğini ümit ediyorum ve bu dileklerimi sunuyorum. Bizler biliyoruz ki
Gelişen ekonomi yaşam kalitesinin artması demektir. Gelişen ekonomi daha mutlu insanlar, daha yüzü gülen insanlar demektir. Ve evet, izolasyon altındayız, ambargo altındayız. Ama şöyle bir düşünecek olursak, 80'li ve 90'lı yıllarda izolasyon neydi, şimdi ne durumdadır? 80'li ve 90'lı yıllarda haberleşme, ürünleri pazarlama neredeyse çok zordu, imkansıza yakındı, büyük zorluklarla karşılaşıyorduk. Ama gelişen teknoloji izolasyonları bir bir kaldırıyor. İnternet çağında haberleşme artık çok rahat ve çok kolay oluyor. Otellerimiz, turizm yatırımlarımızı pazarlamamız çok rahat oluyor. Üniversitelerimiz, tanıtmak, dünyaya tanıtmak çok rahat oluyor. Biz yeter ki kendi kurumsal yapımızı her zaman çok sıklıkla belirttiğim gibi geliştirelim. Bürokrasimizi insana, yatırımcıya ve herhangi bir konuda iş yapmak isteyen insanlara yardımcı olacak şekilde kolaylaştıralım. Siber çağındayız, internet çağındayız. Dolayısıyla bu ağır bürokratik engelleri ve kurumsal yapıdaki düzeltmeleri yaparsak daha güçlü, daha ayakları üzerinde olan kurumsal yapımızla ekonomimizin de önünü açacağımıza inanıyorum. Ve bir de tabii ki rekabet çağındayız. Gelişen teknoloji ve dünyanın evet küçülmesi bizi rekabete karşı daha hazırlıklı olmaya itiyor. Biz sürekli korunan değil, rekabete açık, güçlü olmalıyız ve ürünlerimizi dünya pazarına pazarlamak için de rekabet edebilirliği yakalamalıyız. Bu konuda özgüvenimizle, Türkiye Cumhuriyeti'nin deneyimleriyle, desteğiyle, karşılıklı ilişkilerle, özellikle ticari anlamda bu tür fuarların yarattığı iş insanlarının karşılıklı bir araya gelerek görüşmesiyle ve artırmasıyla daha iyiye, daha güzele ulaşacağımıza inanıyorum. Saygıdeğer konuklar, 40. yılında fuarımızın başarılı geçmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Emeği geçenleri, başta ilgili Sayın Bakanı ve mesai arkadaşlarını kutluyorum. Biraz sonra açacağımız fuarda her geçen yıl gelişen, üretimimizde artan kaliteyi ve standardı da görebileceğimizi ümit ediyorum. Çünkü işin esası bence üretimde yatıyor. Üretmek ama standartlara uygun, kaliteli ve uygun fiyata üretmek son derece önemli. Bunu yaptığımız zaman, biraz önce Sayın Meclis Başkanımızın da söylediği gibi, bu çağda aşamayacağımız engel olmadığı kanaatimi ifade etmek istiyorum. Evet, ambargoların yarattığı haksız durumlar var. Mesela güneyde bir konteynerin bir yerden bir yere nakil fiyatıyla bize geliş ve gidiş fiyatları arasında gerçekten ciddi farklılıklar vardır. Bunlar rekabeti zorlaştıran, rekabetimizi güçleştiren unsurlardır. Bunu her zaman iş adamlarımızdan, ihracatçılarımızdan bir yakınma olarak, ithalatçılarımızdan da aynı şekilde bir yakınma olarak dinlemekteyiz. Ama iyi kalitede, iyi standartta, uygun fiyatta ürettiğimiz ürünleri bir şekilde satmanın yolunu bulmak artık bu çağda mümkündür. Biraz önce de Sayın Bakan ifade etti, artık global bir köyde yaşıyoruz. Bunun getirdiği de bir takım avantajlar vardır, geçmişte olmayan. Bunlardan da yararlanmanın imkanlarını bulmamız lazım.
başlamış. Kısaca burayı ziyaret ederiz. Oradan da gaz veririz. Yanlış şeyler. Merhaba.